Var mı? Varsa problemler. Arkadaşlar yani Alanya iskelesinde Alanya Açılar Kooperatifi olarak hakikaten çok güzel projelerimiz, çok güzel düşüncelerimiz var iskeleyle ilgili. Daha doğrusu Alanya ile ilgili. Buradaki esnaflarımızın, teknici kardeşlerimizin güzel, huzurlu, mutlu bir şekilde, kazasız belasız, birbirleriyle bitişmeden, kavga etmeden, kin gütmeden, güzel bir şekilde para kazanabilmeleri için havuz ve sıra sistemi gibi projemiz oldu. Fakat yaklaşık olarak 15-20 gün bu projemiz sürebildi. Ondan sonra sürdüremedi. Bunu sürememesinde en büyük nedeninden bir tanesi buradan özellikle altını çizerek söylüyorum. Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamımız, Alanya Belediye Başkanımızın, kısacası bütün resmi kurum ve kuruluşların bizi yalnız bırakmasından kaynaklanan sonucu yaşıyoruz şu an. Şu an Alanya'da bir turistin olmayışı, zaten insanların gergin oluşu, morallerin bozuk oluşu. Fakat biz bunu defalarca bütün resmi kurum ve kuruluşlara defalarca yazılı, sözlü olarak beyan ettik. Bu havuz ve sıra sistemi öncesinde bize gerekli bütün desteği vereceklerine dair sözler verildi. TÜRSAP'la görüşmeler yapıldı. TÜRSAP Başkanımız ismini Suat Çavuşoğlu Başkanımız bize öyle sözler verdi ki konuşurken bile mimik ifadelerinden, yüz ifadelerinden bazı mesajlar algılayabiliyorsa bazı insanlar, hakikaten algılayabiliyorsa, olmadı. Havuz sistemi yürümedi. Fakat son zamanlarda kooperatif başkanımızın da Yusuf Bey'in de çok sert demeçleri var. Ben de Alanya Açılar Kooperatifi yönetimi olarak şunu söylemek istiyorum. Buradaki bütün üye kardeşlerimiz adına şunu söylemek istiyorum. Yapılan her basın açıklamasında lütfen ciddiye almayalım. Sonuçta kavgaymış, Teksas'mış, cinayetmiş falan filan. Tamam, iskelede normaldir, ufak tefek atışmalar olur ama ciddi manada bir olayın çıkacağını da ben tahmin etmiyorum, ihtimal bile vermiyorum. Devletin bize yapamadığını, biz de son zamanlarda yönetim olarak, buradaki teknici arkadaşlar olarak bir araya geldik. En azından 7-8 tekne birleşelim. Şu an 7-8 tekne birleşmiş durumda. Birleşmemizin de ana nedeni şudur. Buradaki insanlar huzurlu bir şekilde, bacılarımız güzel bir şekilde, bazı insana taciz edilmeden tek tip para fiyatımız olsun diye 7 tane tekne havuz sistemi yapmışız. Devletin yapamadığını ancak biz bu kadar yapabildik. Gönül isterdi ki bütün buradaki üye arkadaşlarımızla beraber havuz sistemine geçelim. Oradan eşit miktarda pay alalım. Fakat yapamadık. Gücümüz bu. Elimizden gelen bu değerli arkadaşlar. Ben buradan bütün kamu kurum ve kuruluşundaki mülk amirimize, belediye başkanımıza, sayın valimize özellikle şunu rica ediyorum. Sezonumuz harap olmadan lütfen sesimizi duyun, kulağımıza kulak olun, dilimize dil olun. Lütfen bu olaya bir el atalım, en güzel bir şekilde çözüm bulalım. Bir de benim özellikle son bir istirhamım sahil güvenlik komutanlığımızla. Bu yıl özellikle fazla kapaysa ki inşallah turist fazla gelir. İnşallah turist sayısı fazla olur ama geldiği zaman da bütün tekneci kardeşlerimizin kapasiteleri dışına çıkmamaları konusunda sahil güvenlik komutanımız bu konuda denetimlerini artırırsa kendine buradan müteşekkirlerimizi sunarız. Çok teşekkür ederim.